Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı. 8 yaralı Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki İlyinka Caddesi'nde bulunan Gostinadvor alışveriş merkezinin yakınlarında Kırgız bir şoförün kullandığı taksi kalabalığın arasına daldı. Polis, olayda en az 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi, İlyinka Caddesi'ndeki Gostinadvor alışveriş merkezi yakınlarında kalabalığın arasına daldı. Güvenlik güçlerine göre, araç ilk önce bir trafik işaretine çarptı, daha sonra da kalabalığın arasına yöneldi. Olayda en az 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen olmadı. Moskova İdaresi Trafik Kontrol Yönetim Merkezi, taksi şoförünün Kırgızistan'dan alınan bir ehliyet ile çalıştığı açıklamasını yaptı. Kent polisinin açıklamasında ise, ilk verilere göre, olayın nedeninin şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şoför, bölge polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Moskova Trafik Yönetim Merkezi, Twitter'da olay yerinden görüntü paylaştı. Moskova Trafik Yönetim Merkezi, şoförün ehliyetini de paylaştı. Paylaşılan görüntüye göre, Anar Bekulu Çıngız isimli şoför, ehliyetini 13 Ağustos 2013'te çıkardı. Şoför kaçmaya çalıştı. Bazı görgü tanıkları, gözaltına alınmadan önce şoförün kaçmaya çalıştığını ileri sürdü. Öte yandan olay nedeniyle Spartak Stadyumu yakınlarında oluşan trafiğin yakın zamanda giderileceğine ilişkin yetkililerden açıklama geldi. Kazaya yol açan taksi, olay yerinden çekildi. Moskova Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamada ise yaralıların 7'sinin durumunun iyi olduğu, bir yaralının ise durumunun orta derecede ağır olduğu aktarıldı. Şoför, kasıtlı olarak yapmadım Moskova Trafik Yönetim Merkezi, şoförün kasıtlı olarak kalabalığa girmediğini söylediğini aktardı. Öte yandan kazada yaralananların Rus mu yoksa başka ülkeden mi olduğu bilinmiyor. Nitekim FIFA 2018 Dünya Kupası maçlarının oynandığı kentte çok sayıda yabancı taraftar bulunuyor. Rus basını, yaralıların arasında Meksika milli takımının renklerini taşıyan kişilerin olduğunu aktardı. Ancak Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Moskova Trafik Yönetim Merkezi, son olarak caddedeki trafiğin kazanın ardından normale döndüğünü aktardı. Meksika'nın Rusya Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayda iki kadın vatandaşının hafif yaralandığını doğruladı. Açıklamada yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu, gerekli konsolosluk desteğinin de sağlandığı aktarıldı. Rus basınına konuşan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynak da yaralıların arasında iki Meksikalı, bir Ukraynalı ve iki Rus vatandaşının olduğunu söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın şoförün aracın kontrolünü kaybetmesinden dolayı gerçekleştiğini doğruladı. Sobyanin ayrıca şu an durumun kontrolü altında olduğunu da ekledi.